Cenab-ı Hakk'ın bir ahlak tecellisi. Her halimizde Efendimiz'in ahlakıyla bir mizan dedi. Acaba ben Efendimiz'in yanında olsaydım, Efendim bana tebessüm mü ederdi? Sallallahu aleyhi ve sellem, yoksa simasla değişir miydi? Sonra biz iş dünyamızı böyle bir muhasebe haline bulundurabiliriz. Başına gelenlere sabret buyuruyor Cenab-ı. Cennette bir sabır yok. Sabır dünyada. Sabır karşısında sonsuz. Muhasebeyi bozmamak, dengeyi bozmamak. Ya Rabbi senden de verilmek. Ve bunlar azim dedikten işlerde diyor Cenab-ı. Ondan sonra ait bir ahlakı geçiyor. Bazı çok mühim ahlak. Mütevazı, yürüyüşünde tabi oluyor. Cenab-ı Hak Furkan Suyu, o Rahman'ın kulları ki yerlerini mütevazı olarak görürler diyor. Cahillerle sataklanan bir nezakete selam ederler diyor. Mevlana Hazretleri ifade ediyor. Cahiller tabi kitap gibi sessiz oluyor. Demek ki yerde tabi yok. Demek ki bir Müslüman o bastığın toprak gibi olma, kırar bir olma. Nasıl toprak? Bütün kainat besliyor, bütün mahlukatından besliyor. Bütün mahlukatı grubunu bir o toprak denilmiş, bir yerine. İnsanın grubunu, insanın cesedini tahsil etmiş, etse bile yine toprak denilmiyor. Demek ki insanın yürek alemi topraktan yetişiyor olmalı. Daima bir imbat halinde olmalı. Sesinde az çatlı diyor. Hızla gidiyor, seslerin en berbatı, en tehlike, en tırmalayıcısı merkeplerin sesidir. Cenab-ı Hak merkebe öyle bir ses veriyor ki insan içine. E merkebe bir konuşma diyor. Var o diye konuşma diyor. Yani sakin sakin. Lehin bir sak. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam Firavun'a göre lehin bir sak kullanıyor. Yani güzel şekilde öğüt verdiğini diyor Cenab-ı Hak. En mühim bir şey, en sakin söylediğimiz zaman karşımızdaki daha rahat olur. Yani sen ifadeleri söylediğimiz zaman belki mecbur yapar, kendini yapar. Onun için bu bir nezaket, bir zarafet, bir güzellik bu. İnsana yakışan bir şey. Yani bir mütevazi olmakta, alçak sesle konuşmak, tek tek ifade etmek. Son ayetlere gelince, Cenab-ı Hak bir azamet bildiriyor. Zaten bir nimetini bildiriyor, gemilerin durumunu bildiriyor. Cenab-ı Hak çok nimetler verdi. Nimetleri sonsuz. Nasıl şükrediyor o nimetleri? Daha aşağıda ayetlerde, şahit yerinde ağaçlar kalem, denizler arkasından yedi deniz kapsanan mürekkep o din Allah'ın sözleri yazmak istemez. Şüphe yok ki Allah mutlaka galip ve hikmet sahibidir. Sohbetin başında bahsettiğimiz gibi bu Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam dehşetler içinde kaldı mağazı karşısında. O sırada Buhari'yi naklediyor, Buhari'ye hadis-i şerife. Gemini güvenliğe bir kuş. Kuş indi, gitmek mi? Bütün kainatı bunlarla doldur, okumanın mümkün değil. Azimet ilahiyesi.